Gülizar'ın marifeti yetmedi. Bir de bu kadın döndü mahalleye. Yakında tek milkerhaneye dönecek burası. Sahi kız, hala içeride mi o soyha? He ya, içerideymiş. Şunu da şöyle koyalım. Sağ olasın. Biraz güneş iyi gelir ha. Dur, 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 su getir. Gözün aydın Zehra bacı. Evlendiriyor musun kızı? Sağ olasın. Darısı senin başına. Düğün bugünmüş, he mi? He, nasipse. Niyetimiz herkesi çağırıp davullu zurnalı bir eğlence yapmakta ama... malum büyük kulüp, ufak yer. Ancak hısım ahraba. Nohut'u pazara çıkarmışlar. Bundan sonra adım Leblebi demiş. Sizin neyinize büyük kulüpte düğün yapmak? Hoş geldin bacım. Hadi geç, buyur içeri. Yok, hiç girmeyeyim Hacer. İşim başımdan aşkın. Malum bu akşam Güllü'nün düğünü var. Şu davetiyeyi getirmek için geldim. Bu olmayınca içeriye almayacaklarmış. Oo. Demek ölmeden büyük kulübü görmekte nasip de varmış. Ay, kusura kalma Reşit Efendi. He. Sadece Hacer diye söylediler bana. Tamam canım. Biz de büyük kulübün meraklısı değiliz. Al. Ezelden beri derim. Güllü pek bir hakikatli. Ne oldum delisi de olmadı hiç. Bak Hacer teyzesini de unutmamış. Akşama bekliyorum. Hoşça kal. Görüşürüz. Hadi. Kızım bu gece evleniyormuş Asma. Yapma Cemşir. Bak doktor ne dedi? Kendini üzmeyeceğim. Yapma. Rahmetli Muzaffer Dinç Aslan'ın eşi Serap Dinç Aslan bu akşam büyük kulüpte yapılacak düğünle dünya evine giriyor. Serap Hanım'ın müstakbel eşinin eski görümcesi Halide Şahin'in eşi Kemal Şahin olduğu söyleniyor. Rivayete göre Serap Hanım'la Kemal Bey'in aşkı çok eskiye dayanıyor. Evlendikten sonra Kemal Şahin'in Dinç Aslan çiftliğinin yeni beyi olacağı kulağımıza çalınan rivayetler arasında. Allah belanızı versin ikinizin de. Lanet olsun ikinize de. Öyle mi? Müsaade etmeyeceğim. Benim çiftliğimde mutlu olamayacaksınız. Hayır Ramazan Bey. Henüz Kabak Bey gelmedi. Ama Selim Bey burada. Onu
bağlamamı ister misiniz? Bağla kızım, bağla, bağla. Hafız daha gelmemiş, biliyor musun? Efendim? Selim Bey, Ramazan Bey telefonda. Sizi istiyor. Tamam, bağlayın. Efendim Ramazan? Ha, alo Selim. Ben Zaroğlu. Ramazan Bey'im ben. Ya Ramazan ben. Kardeş, şimdi ben Avukat Suat Bey'in bürosuna geldim, biliyor musun, parayı almak için. Yalnız para bankadan 2 saat, 3 saat sonra çıkacakmış, biliyor musun? Şimdi benim bir sürü işim gücüm var, koşturmam gerekiyor. Şimdi sen Hafız'ı görünce Avukat Suat Bey'in bürosuna yolla, buradan parayı alsın, işlere dağıtsın. Tamam, hemen hallediyorum. Serap sonunda tarlayı satmayı başarmış. Parayı alması için kabağı avukatın bürosuna göndermemi istedi Ramazan. Hala. Bu iş sandığımdan da kolay olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi dışarı çıkıyorsun. İşçilerin yanına gidiyorsun. Ve paraların ödenmeyeceğini söylüyorsun. Herkes buraya baksın. Boşuna beklemeyin. Para bugün de ödenmeyecek. Nasıl ödenmeyecek? Serap Hanım tarlasını satıp ödemeyecek miydi paramızı? Orasını bilemem. Belli ki vazgeçmiş. Demek ki düğünle ilgili bir sıkıntı çıktı, paralar da oraya gitti. O yüzden derhal makinalarınızın başına geçin. Burayı da hemen boşaltın. Çocuk mu belledin sen bizi? Serap Hanım düğün yapacak da ya, acımızdan mı ölelim? Bizim canımız yok mu? Bizim paramız yok. Hiç mi insaf yok sizde? Vicdansızlar. Biz buradayız, hakkımızı istiyoruz. Ömrümüz buradayız, hakkımızı istiyoruz. Yapmayın arkadaşlar, durun hele. Bu işte bir yanlışlık vardır. Serap Hanım yapmaz böyle bir şey. Serap Hanım'ın düğününe meze yapacak olan varsa çeksin gitsin. Ben hakkımı alana kadar buradayım arkadaş. Biz de buradayız, hakkımızı istiyoruz. Biz de buradayız, hakkımızı istiyoruz. Gerekirse burayı yakarız. Biz mağdur olursak başkaları da olur. Ya hakkımızı alırız ya da günlerini gösteririz onlara, değil mi arkadaşlar? Evet. Alo, ben Serap Dinç Aslan. Fabrikamdaki işçiler kanuna uygunsuz olarak grev yapmaya başladı. Hemen müdahale edilmesi istiyorum. Bak kardeşim, yanlış yapıyorsun. Ben Serap Hanım'ı yıllardır tanırım. Yapmaz o böyle bir şey. Bu işte bir hata var, yapmayın. Onlar benim alnımın teriyle düğün yapsın, benim burada açlıktan ağzım koksun, öyle mi? Öyle yağma yok kardeşim, öyle yağma yok. Jandarmalar geliyor! Jandarmalar geliyor, jandarmalar! Koş, 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 koş! 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 Kapatın kapıları! Jandarma girmeyecek içeri. Girmeyecek, kapat. Açın şu kapıyı. Derhal boşaltın burayı. Grev yaparak kanuna karşı gelmiş oluyorsunuz. Serap Dinç Aslan sizden şikayetçi. Böyle yakarak, yıkarak bir sonuç elde edemezsiniz. Ne diyorsun sen komutan? Nasıl olur? Serap Dinç Aslan'ın bizi şikayet ettiğine emin misin? Bizzat kendisi arayıp ihbarda bulunmuş. Sen kimden yanasın komutan? Ha? Alnımızın teriyle düğün yapan o zengin soykadan mı? Tabii. Senin kanunların 5 zenginlere işler, değil mi? Açın şu kapıyı. Dağılın yoksa... Açmıyoruz arkadaş. Açmayacağız, değil mi? Açmayacağız! 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 Ne işin? Teslim ol! Yaklaşmayın lan! Açmayacağız!
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.